Komünist vahşet. Komünizm tarih boyunca peşinden cinayetler, yıkımlar, acılar getirmiştir. Komünist rejimler tarafından göçe zorlanan, sistemli olarak kıtlıkla yüz yüze getirilen, hapsedilen, çalışma kamplarında köle olarak kullanılan on milyonlarca insan vardır. Milyonlarca insan da komünist terör örgütlerinin kurşunlarına hedef olmuş veya hedef olma korkusu altında yaşamıştır. Şimdi insana değer vermeyen komünist ideolojinin sebep olduğu vahşetlerden birkaç örnek izleyeceksiniz. Lenin, köylülerin ellerindeki bütün mahsulü ve tohumları toplayarak 1921-1922 yılları arasında 29 milyon insanı açlığa terk etti. Bu insanların 5 milyonu açlıktan kıvranarak öldü. Stalin tarafından köylülerin ürünlerine zorla el koyan Zoral'ın birlikleri kuruldu. Bunun sonucunda 6 milyon insan kıtlık sonucunda kıvranarak öldü. Bu sırada diğer ülkelerin bu zulümden haberdar olmasını engellemek için yurt dışına yüz binlerce ton tahıl ihraç edildi. Stalin döneminde pazarda tohum satmak, tarlada işçi çalıştırmak, hatta iki semaver sahibi olmak büyük suçtu. Köylüler kendi ürettikleri ürünleri pazarda sattıkları için ticarete başladıkları gerekçesiyle tutuklanıyorlardı. Stalin döneminde 6 milyon erkek, kadın, yaşlı, çocuk ve bebeğin ölümüne neden olan kıtlık, Sovyet topraklarında yeterince tahıl yetişmediği için değil, Komünist Parti'nin emelleri öyle gerektirdiği için gerçekleşen bir kıtlıktı. Yani tamamen insan eliyle yapılmış bir kıtlık, bir kitle katliamıydı. Stalin, on binlerce insanı sırf kendisine muhalif oldukları için Gulag adı verilen toplama kamplarına gönderdi. Bu kamplarda tutuklular çok ağır şartlarda ölesiye çalıştırılıyordu. Çoğu bu kamplardan sağ kurtulamadı. 1918-1953 yılları arasında Bolşevik rejime karşı ayaklanan milyonlarca işçi ve köylü katledildi. Kızıl Ordu, Afganistan'ı işgalinden sonra Müslümanlara karşı en alçakça yöntemleri kullandı. Afgan çocuklarının oyuncak sanarak ellerini almalarını sağlamak için oyuncak şekilli mayınlar yaptılar. Esir alınanlara korkunç işkenceler yapıldı. Sivil halkı tereddütsüz bombaladılar. Mao, 1949 yılında Çin'de komünist devrimle başa geçti ve 1950'lerin ortalarında Büyük Atılım adını verdiği bir projeyi uygulamaya soktu. Bu projede Sovyetlerde olduğu gibi Çin halkına sadece büyük bir kıtlık ve işkence getirdi. Mao'nun Büyük Atılım politikası sonucunda 1958-61 yılları arasında Çin genelinde yaşanan kıtlık tarihin en büyük ve en ölümcül kıtlığı olarak kabul edildi. Kıtlık sonucunda ölen insan sayısı 40 milyon kadardı. Bu sayı o dönemdeki nüfusa göre tüm Türkiye nüfusunun ölmesi kadar korkunç bir felaketti. Mao döneminde tutuklular maden ocaklarında çalıştırılıyorlardı. Buralarda günde 300 kişi ölüyor, kimi zaman tutuklular canlı canlı gömülüyor ve acımasız işkencelere maruz kalıyorlardı. Mao, halkın komünizmi daha iyi anlaması için bir kültür devrimi başlattı. Komünizme aykırı bulunan binlerce üst düzey bürokrat, üniversite hocası, bilim adamı ve aydın tutuklandı. Korkunç işkencelerden sonra idam edildiler. Mao'nun kızıl muhafızları sadece müzik dinlediği, evcil hayvan beslediği veya ibadet yaptığı için on binlerce insanı tutukladı, işkenceler yaparak idam etti. Mao'nun direktifleriyle 6 ila 10 milyon arasında kişi doğrudan öldürüldü. Yaklaşık 20 milyon karşı devrimci de ömürlerinin büyük bir bölümünü cezaevlerinde geçirdi. Mao'nun iktidara gelmesinden sonra Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine sistemli bir soykırım uygulandı. Çinli komünistler tarafından Uygur Türklerinin dini vecibelerini yerine getirmelerine izin verilmedi, ibadet yerleri ve okullar kapatıldı, bölgenin birçok yerinde din adamları tutuklandı, büyük bir kısmı ise şehit edildi.
1949-1952 yılları arasında 2.800.000, 1952-1957 yılları arasında 3.509.000, 1958-1960 yılları arasında 6.700.000, 1961-1965 yılları arasında 13.300.000 Müslüman Uygur Türk'ü Çinliler tarafından çeşitli yöntemlerle şehit edildi. Komünist Kızıl Kimerler, Kamboçya'daki pirinç tarlalarını 1975-79 yılları arasında ölüm tarlalarına dönüştürdüler. Nüfusu 9 milyon olan ülkede yaklaşık 3 milyon kişi kafasına kurşun sıkılarak, kafası baltayla parçalanarak, başına torba geçirip boğularak veya açlığa mahkum edilerek öldürüldü. Komünist yönetim tarafından Kamboçya'da da kasıtlı bir açlık oluşturuldu. Ülkede açlıktan ölenler varken ekilmeye elverişli toprakların yalnızca 5'te 1'inin kullanımına izin verildi. Komünist Ho Chi Minh yönetimi altındaki Vietnam'da cezaevlerinde 1975-77 yılları arasında 8.000 kişilik yere 40.000 kişi konuldu. Mahkumlar açlıktan, havasızlıktan ve işkence nedeniyle ya öldüler ya da intihar ettiler. İşte acımasız komünist ideolojilerin uygulamalarından bazıları. Sosyal adalet arayışı içinde olanlar sosyal adaleti komünizmde bulamazlar. Çünkü komünizmin sosyal adaleti sefalet içinde bir adalet anlayışı getirir. Komünizm insanları sömürür, sanatı, bilimi, neşeyi ortadan kaldırır. İnsanları mutsuz birer robot haline getirir. Komünist bir toplumdan sanatçı çıkmaz, bilim adamı çıkmaz, aydın çıkmaz. İnsanın ruh sahibi bir varlık olduğunu inkar eden ve onu adeta bir tür hayvan olarak gören komünizmin insanların mutluluğunu, huzurunu, rahatını ve güvenliğini temel alan bir düzen kurması imkansızdır. Komünist sistemde insana değer verilmez. Zaten sürüde çok var, bir tane kaybolsa bir şey olmaz mantığı geçerlidir. Çalışamayan ya da sakat olanlar hastalıklı ve zararlı olarak kabul edilir ve ölüme terk edilir. Af, merhamet, vefa duygusu yoktur. İnsanların ahlakı, niyeti, ruh hali hiçbir zaman dikkate alınmaz. Fedakarlık olmadığı için herkes önce kendini düşünür. Bu nedenle toplum ilerlemez. İnsanlar merhametten uzak olduğu için toplumun huzur ve barış içinde olması da mümkün değildir. Sosyal adalet arayanların aradığı adil sistem ve eşitlik ancak İslam'dadır, Kur'an'dadır. İslam ahlakında inancı, cinsiyeti, ırkı ne olursa olsun tüm insanlar değerlidir ve korunur. İslam'da insan sevgisi esastır. Hasta, sakat, yaşlı, herkes korunur. Tok varken aç yoktur. Baskı yoktur, zorlama yoktur. İnancı olmayana da yardım edilir ve şefkat gösterilir. İslam ahlakına göre yaşayan bir toplumda herkes korunur, kollanır. Sevgi vardır, saygı vardır. Aranan sosyal adalet ancak Kur'an ahlakıyla gerçek olur. Milyonlarca insanı katleden ideolojilerle değil.